Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade Warband bölümüyle sizlerin karşısındayım. Nord serisinin yeni bölümünde, 15. bölümünde ikinci şehrimizi aldığımız yerde, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Dihrim şehrimizin yanı sıra bir yandan da Rivacek şehrini ele geçirmiştik geçtiğimiz bölümlerde. Bu arada ben oyunu oynamayalı çok rahat 5-10 gün oluyor. Yani neler olup bittiğini pek hatırlamıyorum ama benim hatırladığım Dargios Kalesi'ne de yeterli miktarda asker yığdığım ve kaleyi feda edebileceğimi düşündüğümdü. Hani kale feda edilebilir, yeter ki şehre adam koyalım, gelip ele geçiremesinler. Şu anda Nord Krallığı barış halinde sevgili dostlar. Kimseyle savaşta değil. Bir tek ben bireysel olarak Kergitlerle savaştayım. Yani beni yakalarlarsa yan yan yatırırlar. Bununla beraber krallık savaş halinde olmadığı için sadece benim ordumu kesebilirler. Şehri kuşatmaya gelemezler. Şöyle yapalım sevgili dostlar. Envanterimiz boş mu? Boş. Çok güzel. Birkaç tane deniz yağmacı ordusunu yakalayalım. Ve yakaladığımız bu deniz yağmacılarını imha ederek bölüme başlayalım. Biraz paramız olsun. Biraz farmımızı yapmış olalım. Güzel de bir kılıç bulmuşuz sanırım sevgili dostlar. Biraz paramız olsun. Biraz farmımızı yapalım. Sonrasında zaten buraya asker yayıp yeni askerler toplayacağım. Hazır barış dönemiyken asker depolamak çok çok önemli. İki şehrim var zaten artık. Yani bu da beraberinde çok güzel bir ekonomiyi getirecektir kıymetli arkadaşlar. Bu arada YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Sizlerin beğenileri benim için çok önemli. Ana kanalı, live'ı, bütün kanalları tekrardan bol bol içerik yağmuruna tutacağım efendim, bilginiz olsun. Yani bol bol yeni içerik seyredebileceksiniz bütün kanallarda. Yeni demeyeyim de içerik. Yeni pek fazla bir şey yok gibi. Ayın 27'sinde, Ekim 27 tarihinde sevgili dostlar. Bannerlord'un tam sürümü geliyor. 3 Bannerlord serisi düşünüyorum efendim. Eş zamanlı olarak ilerleyecek. 3 tane Bannerlord serisi. Ya birinde ana hikayeden ilerleriz diye tahmin ediyorum. Muhtemelen imparatorluğa katılır. Tek bir imparatorlukta bütün Kalrade diyarını birleştiririz. Bu arada hani bir oyun oynarken normalde başka oyunlar hakkında konuşmuyorum ama Mount & Blade Warband açıkçası Bannerlord'un abisi gibi. Daha eski, daha büyük ya. Abisi gibi derken hani onu kastediyorum. Yaş olarak birazcık daha yaşlı bir oyun kendisi. Hani aynı oyunlar olduklarından dolayı fikirlerimi söylemekte bir sakınca görmüyorum. Planım dediğim gibi sevgili dostlar şu şekilde, bence bir grup daha keseriz. Hiç envanteri doldurmayalım yok yere. Planım şu şekilde, bir seride sevgili arkadaşlar komple ana hikayeden ilerleyeceğim. İmparatorluğu birleştirmeye çalışacağım. Bir seride hiç Vlandia oynamadık. Vlandia oynayacağım. Bir seride de herhalde bilemedim. Ya aslında aklımda şey var, böyle ne bileyim işte konar göçer oynamak, sadece yerleşim yeri işgal etmek yok. Sadece kelle alabiliyorsun, gezebiliyorsun, savaşabiliyorsun, ticaret yapabiliyorsun falan. Hani bir yerleşik hayata geçmek, bir klana kabileye bağlı olmak yok. Ama onda da işte içeriği nasıl ilerletebileceğimi bilmiyorum dediğim gibi. Ya öyle bir şey yapılır ya da Kuzeyt'e katıldığım bir seri yaparım. Bir Kuzeyt. Bir Vlandia. İkisi de birbirinden farklı, çok uzak medeniyetler olduğu için rahat oynanır diye tahmin ediyorum. Bir de hikaye. Bakalım. Hepsini aynı anda nasıl ilerletiriz bilmiyorum ama Bannerlord ayın 27'sinde tam sürüme çıkıyor. Evli değilim efendim oyunda. Herhangi bir lady ile bir iletişimim bile yok. Ben sadece kılıç kuşanıp savaş peşinde koştum. Şu anda deniz yağmacı ordularını kesmemin sebebi de hem ordularıma tecrübe kazandırmak hem de bir miktar maddi açıdan kendi kontluğumu rahatlatmak. Dediğim gibi hani iki tane yağmacı ordusu keseyim. Sonrasında dedim aksiyona başlarız. Aksiyondan kastım da şu. Gidip asker toplayacağım tekrardan. Buradakileri kestikten sonra. Yeni bir şehir ele geçirdik bölüm 14'te sevgili dostlar. Ele geçirdiğimiz şehrin ismi Rivacek şehriydi. Bu Rivacek şehrine belli bir miktar asker yayıp gidip tekrar ordu toplayacağım. Hedefim bu. Aa, 27'si değil mi tam sürüm?
Ben niye 27'si diyebiliyorum? 25'i olması daha iyi bu arada. 25'i olması gerçekten daha iyi. Aa, 27'sinde o zaman farklı bir şey falan mı çıkıyor? Ona mı gitti kafa acaba? Vay be. 25 ama beklentim 0. Tam sürüm öncesi oynamış mıydınız? Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı oyun çıkacak dışarı. Kafiyeci ol. Benim herhangi bir beklentim yok örneğin. Hani şeyleri düzeltmiş olsalar yeter ya. Çok fazla ihanetle boğuşuyorduk ya. Bazı zamanlar ihanetle boğuşmasak artık o bana yeter. Bu arada bunlar benim üzerime gelmezler umarım. Çünkü şöyle yapacağım. 50 tane Nord kahramanı ve 30 tane Nord okçusunu şehre bırakıp ölümü bekleyeceğim. Harbiden ölümü beklemek olur bu arada. Rodok Sarrani'de zamanı... biz buradan nasıl çıkacağız? Dur ya, asker toplarken böyle bir 30 tane bodyguardımı yanıma alayım da. Hayda, geliyorlar ama her şeye rağmen. Sevgili Ceyhun 9. ayında bu arada, 9 ay olmuş abim, seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim Ceyhun, sağ olasın. Şimdi niyetim şu, hazır Kalradya'da barış dönemi hakim ya. Bu arada bilerek itemleri buraya satmadım, farklı kalelere satacağım. Hazır madem barış dönemindeyiz, kaledeki orduyu buraya sürmek yerine yeni ordu toplayayım. Yeni ordu kasayım, derdim o. Böyle kimse sataşmaz diye tahmin ettim de yok abi, buralar çok tehlikeli. Biz buralarda emanetsiz dolaşamayız. Maazallah çizi verirler adama. Lan. O kadar fazla okçusu falan var ki böyle. Bannerlord değil efendim, var ben. Modsuz sadece Vanilla'dan Nord Krallığı ile oynuyorum. Herhangi bir mod kurulu değil. Aa, bir şey diyeceğim peki. Arkadaşlar galiba bilgi birikiminiz dahilinde. Bannerlord'un tam sürümüyle beraber hangi modlar geliyor? Steam'e, Steam atölyesine. Atölye şu an aktif mi? En önemli sorun bu. Aktif değilse ve 25'inde aktif olacaksa şayet hangi modlar gelecek? Hani acaba modlu bir seride yapar mıyız? O maksatla diyorum. Ne bileyim, Bannerlord Osmanlı modu zamanı gelmedi mi? Bence geldi. Bence zamanı geldi. Steam'e birçok mod geldi. Hangileri efendim? Bir bilgi birikiminiz dahilinde mi? Bilginiz dahilinde mi? Şuralardan bu arada asker toplayarak gidelim. Yavaş yavaş topladığımız lootları falan da satarız. Rüveçek'te sadece 50 adam bıraktık. Birazcık asker toplar, geri o şehre adam yiyarız. Atölye aktif ama çoğu 1.9.0 için. Peki. Oha! Bir saniye. Şehirden gelen vergiye ve kiraya bakar mısın? Aniden 45 bin altın para geldi. Buna bir oha denir yani. Buna bir oha denir gerçekten. 45 bin altın para ben beklemiyordum sayın hocam. Peki bizim gruba niye kimse katılmıyor? Ben adam değil miyim? Ben insan değil miyim abi? Neden katılmıyorsunuz? Ve herhangi bir şekilde yiyecek alabilme opsiyonum da yok galiba buralardan. En azından 1600'de fazladan para. Yani hiç bizim yağmacı farmlamamıza gerek yokmuş aslında. Ama saygıdeğer köy sahipleri. Birkaç tane asker verseydiniz bari. Gidip gidip boş dönüp duruyorum. 3 köy gezdim, 3 asker. 3 köy gezip 3 asker almak şey değil. Au. İhanetten suçlu bulunanlar, atılanlar, kovulanlar. Ortalık çok fena. Hangi oyun hakkında sormak istiyorsanız buyurun sorabilirsiniz efendim tabii ki. Yani bilgim dahilindeyse ben cevap vereyim size ama oyun sadece ben çok fazla oynuyorum oyunu. Yani geliştirici ekiple bir bağlantım yok. Yani ne yapıp ne edeceklerini bana söylemezler ki, söylemek zorunda değiller zaten. Adam koskoca firma. Yayınlar patch sayfasında hep beraber gider okuruz. Ama bilgim dahilindeyse cevap vereyim. Yani misal herhangi bir optimizasyon sorunuyla çok karşılaşmadım. Irklar arası çok büyük bir dengesizlik yok. Yani
ne kadar gerçekçi buluyorsunuzdur bilmem ama sadece coğrafya kadardır mevzusu var. Misal işte 400 saatlik bir gameplay'im var. İşte Bannerlord'da belki 450 saat falandır, biraz daha fazladır. Bu 450 saatlik zaman diliminde her zaman için misal Batanya'nın bertaraf edildiğine şahitlik ettim. En erken Batanya yıkılıyor galiba. Belki farklı da oluyor olabilir. Hani Aseray gerçekten çok uzun süreler hayatta kalabiliyor. Henüz Aseray'ın hani çok erkenden yıkıldığına şahitlik etmedim. Zira Aseray'ın çölleri onları koruyor sevgili dostlar. Aseray'ın çölü koruyor. Sadece bir noktadan giriş çıkış var ya, çok mahvolmuyor. Kuzey ile batı da bende erken jortluyor. Kuzey ile batı da erken jortluyor genelde. İşte Güney İmparatorluğu daha bir uzun süre hayatta kalıyor. Bu arada bu Tihir şehrine güzel, bizim de elemanlar ihanet etti. Bütün Vayagir burada şimdi, baksana. Forspoken oyunu. Hocam hiç bilmiyorum. Duymadım adını. Çok teşekkür ederim ilginiz alakanız için. Nezaketiniz için de çok teşekkür ederim. Nazik yaklaşımınız için. Lakin oyunun adını hiç duymadım. Bilmiyorum. Bilmediğimden mütevellit bir şey de söyleyemiyorum. Şöyle hani gerçekten nasıl bir oyun olduğunu bilmediğim için oynayabilir miyim? Becerebilir miyim? Dil bilmek gerekir mi? Hani bazı oyunlar var. Evet, İngilizce olmasına rağmen az buçuk oynayıp günü kurtarabiliyorum ama bazı oyunlar var hiçbir şey anlamıyorum abi. Öyle bakıyorum ben. Ne yapıyor burada diye. Şöyle geri kalanını da avcı olarak çevirelim. Bu elemanları piyade olarak yükseltmeye devam edelim. Avcıları da okçu yapalım şöyle. Tamam. 103 tane asker toplandı. Bu askerleri kasabiliriz yavaş yavaş. Riva çekin orada. En azından savaş çıkana kadar. Bu arada haritanın genel durumunu hemen göstereyim size. Sevgili dostlar, Kurin Kalesi ve Tihir şehri taraf değiştiren lordlar yüzünden bir asker bile ölmeden, bir damla kan bile dökülmeden Vayagir'e teslim edildi. Öte yandan biz Rivaçek şehrini almak için bireysel olarak Kergitlere savaşı ilan ettik. Rivaçek, Dihirim ve Dargios Kalesi olmak üzere 3 adet toprağım var. Tabii bir de Ambeyan köyü var ama köyü kim takar? Şimdi tekrardan bu yeni aldığım şehri kuvvetlendirebilmek adına... Kuşatma altında yazıyor zannettim. Yeni aldığım şehri kuvvetlendirebilmek adına aldığım askerleri geliştirip, tecrübe kasıp buralarda yer almaya devam edeceğim. Hani lazım oldukça sadece yemek alıyorum. Yemek, kaynak ve askerleri geliştirip burada şehri müdafaa etmeye devam. Şuralarda bir deniz yağmacıları grubu gördüm. 30 kişi. Abi çok iyi para geliyor bu arada. Dihirimden gelen vergilere baksana. Rivaçek'ten bu sefer doğru düzgün para gelmedi de. Köylüleri, yani köyleri yağmalandığı için mi acaba? Rivaçek'in köyleri hangisi ki? Şuralar galiba. Ben hiç Vayagir'i yağmalamadım bu arada. Oralarda bir rahat edebiliriz. Ha, çok teşekkür ederim sevgili Karaca. Çok sağ olun. Bannerlord mu, Warband mı? Aa, bence Bannerlord. Çünkü... daha rahat oyuna adapte olabiliyorsun diye düşünüyorum açıkçası. Hani daha hızlı bir şekilde karakterini ve ordunu geliştirip olaylara müdahil olabiliyorsun. Hani Warband'da gerçekten spesifik şeyler yapmadığın sürece ilerlemen zor. Yani spesifik şeyden kastım ne? Şehir yağmalı, şey, köy yağmalayacaksın hızlıca. İşte köy yağmaladın, kaçtın, yağmaladın, kaçtın. Atıyorum Svadya Şövalyesi. Değil mi? Bol bol Svadya Şövalyesi basıyorsun. Ve şövalyelerle her şeyi dağıtıyorsun zaten. Her şeyi ve herkesi. Hani bunu yaptığın zaman eyvallah. Ama şehir yağmalamayayım dediğin zaman abi görev yapayım. Para gelsin. İşletme açayım. İşletmeden para gelsin ki sadece kadife dükkanı para verir. Doğru düzgün. Hani yok, anladın mı? Belli bir ayak izini takip etmezsen Warband'da gelişip Kalrade diyarına kendine adapte etmenin bir yolu yok. Ama Bannerlord'da tüccar olabilirsin, duellolara katılıp sırf duellolardan yürüyebilirsin. Yani
Ticaret yapmak gerçekten çok keyifli çünkü kervanlar oluşturuyorsun ve oluşturduğun kervanlar gidip hakikaten parasını topluyor ediyor falan böyle. Kendin al sat yapabilirsin. Yani Warband güzel ama Bannerlord'da adapte olmak daha kolay. Ve sevgili Vekanius Prime'ın avantajı ile 5. ayında teşekkür ederim Vekanius. 5. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Selamlar, iyi yayınlar babuş demiş. Çok teşekkürler. Ve sevgili Utku Berk de 2. toplamda 19. ayında Warband demiş. Warband. Sana da Warband Utku Berk, hoş geldin. Desteğin için teşekkür ederim, eyvallah. Şöyle 1-2 parça loot'u da alalım, satarız. İşte artık hani yapabildiğimiz kadar farm, para için değil, askerleri geliştirmek için farm. Teşekkür ederim efendim, iyi yayınlar dileğiniz için. Bannerlord modlu oynayacağım tabii ki, tabii ki. Hem modlu oynayacağım hem normal seri yapacağım. Ayın 25'inde tam sürüme çıkmasını bekliyorum. Acaba tam sürümde kaç GB güncelleme gelir? Yok mu buralarda ya? Başka deniz yağmacısı? Valla base'lerin önüne oturdum çok... Oy 49 tane. Base'lerin önüne oturdum çocukların. Yeni kastığım orduya farm atıyorum, ne yapayım? 47-49. Şarabımı kafatasından içeceğim. Hadi bakalım. Tabii. Evet, Steam bildiğim kadarıyla atölyeden mod indirebiliyor olacaksınız. GeForce Now'ı destekliyor musun? Yorumun nedir GeForce Now hakkında? Biraz kötü okudum, kusura bakma. Daldım aniden. Başka bir şey soracaksın zannettim. Şimdi öncelikle şöyle, GeForce Now eğer internet hızın iyiyse ve elinde imkanın yoksa çok güzel bir nimet. Yani öncelikle şey derdin hiçbir zaman olmuyor. Makine ısındı etti. Hani kastı, kaldıracak mı kaldırmayacak mı, böyle dertlerin olmuyor. Oyunu satın almış olduğun takdirde Epic, Uplay ya da Steam'den GeForce Now aracılığıyla oynayabiliyorsun. Ne yazık ki Game Pass'te çalışmıyor. Hani 30 liraya Game Pass üyeliği alayım. 30 muydu? 35 miydi? Bilmiyorum artık. Hani 30 liraya Game Pass üyeliği alayım. Atıyorum 70 liraya da... En son 70'ti ben oynadığım zaman. Bir aylık GeForce Now alayım, hani 100 TL'ye bir ay oyun keyfi yaşayayım diyemiyorsun. Yeni destekliyorsa bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla GeForce Now Game Pass desteklemiyor. Yani oynadığın oyuna sahip olman gerekiyor, oynamak istediğin oyuna. Elinde oyunun varsa, internetin iyiyse ve bilgisayarın kötüyse müthiş bir alternatif. Gerçekten müthiş bir alternatif. Ama şöyle, kendi bilgisayarının yerini hiçbir zaman tutmayacak. Onu söyleyeyim, ister istemez lag sıkıntısı oluyor, hani tepkime süresinde gecikme oluyor. Sen misal kılıcı salladığında, kılıcı savurduğunda daha geç gidebiliyor. Donmalar, takılmalar meydana gelebiliyor ve bazı oyunlarda gerçekten çok ciddi sıkıntılar çıkarabiliyor. Örneğin Far Cry Primal oynamaya çalıştığın zaman sıçtın. Yani açık açık söyleyeyim sana. Neden? Çünkü çok fazla... yeşil renk paleti var. Bu yeşil renk paletini sana düzgün bir şekilde stream etmesi için çok fazla bitrate'e ihtiyacı var. Çok fazla internet hızına ihtiyacı var. Ve hani hem görüntüyü düzgün verip hem performansı düzgün vermesi mümkün olmuyor. Hiç imkanın yoksa bulunmaz nimet. Kesinlikle tavsiye ederim dediğim gibi. Ama öyle... Ağır konuşmamaya çalışıyorum, o yüzden ağzımı tutuyorum. Başımı belaya sokacak şeyler söylememeye çalışıyorum. Bazı insanların söylediği gibi çok da kusursuz bir yapı değil. İşine yarar mı? Yarar. Kötü yanları var mı? Var. İyi yanları var mı? Var. Tamamen mesele senin imkanınla alakalı. Yani çalışan bir insansındır. Farzı misal veriyorum. İşten geldikten sonra 1-2 saat oyun oynamak için... Dünya kadar para verip kasa toplama imkanın yoktur, anladın mı? Ya belki çoluğun çocuğun var abi, yani ben senin yaşantını bilemem. Çoluğun çocuğun var ve bebeğinin rızkını götürüp kasaya yatıracak bir gücün, durumun yoktur. Gayet normal ama oyun oynamak istiyorsundur. Yapabileceğin en güzel alternatif, hani bir haftalık üyelik satıyorlardı zamanında.
Atıyorum işten izin aldığında ya da günlük üyelik hala satılıyor mu bilmiyorum. Ya cumartesi pazarları için aldın misal veriyorum. Ya birkaç saat oynadın. İnternet kafeye gitmişsin gibi düşün ama evinin rahatlığında ve her şeyi oynatıyor. Öyle. Ya ne anlattığımı da unuttum da. Evet. İyi bir internet altyapısına sahip olmanız gerekiyor. Ya da casual oyunlar oynuyorsan mesela işte tepkime süresinin çok da önemli olmadığı. Gene tavsiye ederim. Bu arada ne yapıyorum? Askerleri kasıyorum şu anda. Nord Krallığı savaş döneminde değil. İkinci şehrimi yeni aldım. Aldığım ikinci şehre daha kaliteli askerler yığabilmek için ordu kasıyorum dostlar. Yağmacı kampını kullanarak. Birazcık farm yapıyoruz. Birazcık farm yaparken o ara sohbet ediyoruz diye düşünebilirsiniz. Neyden bahsediyorduk? GeForce Now. Stream ederek oyun hizmeti. Yani herhangi bir şekilde yüksek donanımlı bir bilgisayara sahip olmamana rağmen bütün yeni oyunları oynamanı sağlayan bir servis sağlayıcısı. İnternet hızın varsa, oynamak istediğin oyuna sahipsen parasını ödüyorsun ve hiçbir sıkıntı yaşamadan yani işte sıkıntıdan kastım şu hiçbir sıkıntı yaşamadan demeyeyim de devasa meblağlara büyük bir kasa toplamadan oyunları oynayabilmeni sağlayan bir sistem işte. Türkiye'de de mevcut olan. Ondan bahsediyordum. Vejeteryan Challenge Minecraft. Tabii. Neden olmasın? Çok yaşa ya valla. O günleri hatırlattın bana. Vejeteryan Challenge'ı nerede oynuyorduk? Şeyde oynuyorduk değil mi? İzlesene de. İzlesene o aralar bir teklif getirildiydi var ya. Abavu. Sonrasından mobil uygulama çıkaracağız sana deyip mobil uygulama çıkardılar. Adamlar açık adresimi vermiş mobil uygulamada. Müthiş hizmet. Kavak gibi adresim yazıyor orada. Şu sokak, şu dedde, şu bina, şu şey. Lan herkese gözükecek desene. Ben firma istiyorsan ne diyorum? Kendi adresimi veriyorum falan böyle. Bütün herkes oturduğum yeri öğrenmişti. Rezillikti ya. Öğrensinler ne olacak diyeceksin de herkes senin gibi iyi niyetli değil ki. Adamın niyeti rahatsız etmekmiş sen anladın mı? Öyle. Güzel ya, malzeme topladık bence gidip bu malzemeleri satabiliriz. Kudan şehrine satalım hatta. Vayagir'in elinde bulunan Kudan şehrine. Yeterince asker kastık mı? İyi kastık bence ya. Ya daha kasılır, daha kasılır da. Sanki böyle Ymiria'yı falan iyi geliştirdik gibi. Tamam devam. Burada yara bakımı, cerrahlık, ilk yardım bunlara gidecek mutlaka. Ymiria'ya öylesine birkaç parça skill basıyorum sadece. Benim karakterde nihayet karizma 18. Abi liderlik, ticaret, yön bulma. Tekel kılıç, göndergeli silah. Oh be. Kaç adam bakabiliyorum? 109. Zaten 103'tü. Hiçbir şey değişmedi ki. Gelen giden oldu muydu? Yok ya. Native oynuyorum efendim. Teşekkür ederim Semih. İyi dileklerin için çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bu save Viking olacağız dediğin save mi? Evet. Pek benzemiyor olabilirim ama ben bence bir Viking'im. Kendimi öyle hissediyorum. Turnuvayla ne alakamız var ya? Hana niye gitti? Biz bu arada arkadaşlar oyunun başından bu yana Artimender arıyoruz. Aramıyorum daha doğrusu. Hani lafın gelişi bir yerde geçti. Abi Artimender olsa iyi olmaz mı be? İyi olurdu. Hadi gidip alalım. Yok. Sırf yağmacı kese kese iyi kastım ha. Tekrardan Rivaçak şehrinin oraya asker koyacağım. Gidip tekrardan ordu toplayacağım. Birazcık şey yaptık, farmladık. Native'de oynuyorum efendim. Herhangi bir mod kullanmıyorum dediğim gibi. Osmanlı serisi yapar mıyız? Yavuz Sultan Selim döneminde geçen. Olur. Yaparız. Deniz yağmacılarını kovalamıyorum bu arada. Bu elimdeki
geliştirmiş olduğum orduyu götürüp kaleye koyacağım. Çünkü Rivaçek şehrine koyacağım daha doğrusu. Rivaçek şehri şu anda savunmasız vaziyette. Bir 50 asker falan var. 50 asker oraya yetmez. Biraz daha asker yığmak lazım. Tarhan 25. ayında 25 ay mı? Vay be, üniversite ve yengeyle ilgilenmekten çok uğrayamıyorum. Ama YouTube'dan tam takipteyim. Devam babuşum, iyi yayınlar. Dilerim İlke ablama selamlar demiş. Teşekkür ederim. Tarhancığım sağ olasın. Üniversite sınavında başarılar. Bu arada üniversitede başarılar. Sınav değil galiba ama. Üniversite kariyerinde başarılar dilerim. Ve aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ve sevgili Evil TV 4. ayında Warband adam gibi adamdır. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sevgili Evil TV 4. ayın kutlu olsun. Eyvallah. Buraya bir 30 kahraman daha koysam. 50. Biz bence gidip geri kalan herkesi de piyade olarak tekrardan kasalım. 80 kişi. Yani ama 80 kişi... Lan. 71 askerine karşı 82 asker. Bismillah, du bismillah. Ne oluyor? Gelişmiş adamları şehre koyduk. Haydutlardan dayak yiyeceğiz galiba. İlk defa. Bannerlord tam sürüm. 25'i. Aynı anda 2 üniversite okuyorum. Peki neden? Çünkü yapabiliyorum. Yok, işin şakası bir yana, hani bilmiyorum. Üniversite okudum mu? Sayılır. Sayılır. Havasını almışlığım var. Birazcık zaman geçirmişliğim de var. İyi tamam, 80 kişiler de o kadar tehlikeli değiller ya. Herkese hücum emri versem. Bunlar beni bir korkutuyor. Bunlar beni bir korkutuyor. Var ya abav. Şimdi bilerek atla gitmedim. Atla gideceğim. Hepsi oku yayı gelecek. Üstüme çekecek. Ondan sonra ağzımı burnumu dağıtacaklar. Ve benim 71 askerim var. Bunlar 81 kişi geldiler. Bu deniz yağmacılarını sağ bırakmak tehlikeli aslında ya. Hani inlerini patlatmıyorum yağma atarım diye de. Şey yağma diyorum, farm atarım diye de. Hafif bir tehlikeli gibime geldi. Dart Mehmet 14. ayında. Teşekkür ederim Dart Mehmet. 14. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Kulaklığı takalım aga ya. Anladım, anladım. İyi okumalar diliyorum. Sevgili Tarhan. İyi okumalar. Nordlarda süvari olmaması dezavantaj. Yani... İlla ki yaptığı noktalar vardır ya. Ya kergitlerle savaşırken falan çok zorlanıyorsun misal. O da şeyden dolayı abi, adamlar çok hareketli. Fightlar çok uzun sürüyor. Ya onun dışında Nordlara güçsüz diyemem ya. Ya hakikaten hiç atlıları yok. Vallahi Dart Mehmet, senin adına çok sevindim ya. Epic güzel oyunlar veriyor mu? Ben birkaç gün yoktum. Sadece iki yaralımız var, çok iyi. Ben birkaç gün yoktum. Epic güzel oyunlar verdi mi? Notlarla en kolay Vayagir'leri kesiyoruz. Aynen öyle. Ama ben ilk Swadia'nın işini bitirdim. Haritayı gösteririm birazdan. Şu an yolumu kestiler asker toplamaya giderken birkaç yağmacı ordusu. Herhangi bir sıkıntı yok şu an. Rahat halledebiliyorum burayı. Biraz üstümüz başımız kanlandı tabi. Biraz daha okçu olsa iyi olurdu sanki. Biraz daha okçu seviye alsa. Sağlık olsun. Efendim sevgili Metin Baba 19. ayında, 19. ayımız kutlu olsun demiş. Teşekkür ederim Metin Baba, sağ olasın. 19. ayımız kutlu olsun, eyvallah. Ben ne yapacağımı unuttum bu arada.
Ne yapacağımı şaşırdım. Ha şey tamam, haritayı gösterecektim. Abi Swadia'yı bitirdim ben ilk. Bir tek Tevarin Kalesi ve Haringot Kalesi'nde Swadia kaldı geriye. Swadia'nın başka hiçbir toprağı yok bir yerde. Ayrıca biz Vayagirlerin içerisinde de bayağı ilerledik. Lakin ihanet söz konusu olduğu için Tihir şehri ve Kurin Kalesi'ni hiçbir kılıç sallamadan, bir tane bile ok sıkmadan kaybettik. Birazcık üzücü bir durumdu benim için açıkçası. Çünkü bu oyunda amacım bütün Nord Krallığını Kaldradin'in hakimi yapabilmek. Ve 15. bölümdeyiz. Hani her şey iyi gidiyorken işte bir ihanet çıkıp, ihanet edenin çıkıp 300-400 askerli kaleyi vermesi koyuyor haliyle. Şöyle bir şunları satalım. Bu arada yemeğe ihtiyacım yok, farkındayım ama hala alıyorum. Neden bilmiyorum. Turnuva girelim mi bir ya? Şey, at olmayan turnuvaları seviyorum. Yani mümkün mertebe at olmayan. Bu kim ya? Kılıç kardeşi. Vurduğunu iyi bayıltıyor ha. Vurduğunu iyi bayıltıyor. Günün son oyunu mu? Belli olmaz. Muharebe boyutu 150 kişide. 150 kişiden yukarı çıkmıyor ki. Tabii ki belgelerimden battle size'ı arttırmadığın sürece sanırım. Öyle bir şey vardı galiba. Belgelerim klasöründen mi girip arttırıyordun? Öyle bir şeydi. Ekranda neden chat yok? Çünkü YouTube videosu olarak ayarladığım içeriklerde, özellikle ana kanala gidecek içeriklerde ekranda chat'e yer vermiyorum. Hani ben zaten bir konuda bir şeye cevap verirken, işte şu arkadaşımız böyle bir şey demiş deyip ona istinaden cevaplandırdığım için izleyenler chat'i göremese bile hani neye cevap verdiğimi biliyorlar aşağı yukarı. Bilmiyorum, chat ekranının olması ya şahsen beni rahatsız ederdi. Başkalarını da rahatsız edebileceği için vermiyorum. Bannerlord 350 TL, doğru. Tam sürüme çıktığında fiyata bir tur daha güncelleme gelir mi bilmiyorum elbette. Basit bir turnuvaydı. Niye girdim bilmiyorum. Altına da ihtiyacım yoktu, paraya da ihtiyacım yoktu. Ve içeride kimse de yokmuş zaten. İncili arabaya şekil yapmış olduk herhalde. Kendi kendilerine turnuva düzenleyip gülüp eğleniyorlarmış. Neyse. Girmişken bir tur bir orada da nasibimizi aldık. En azından bak, misal Bannerlord'un bu olayı da güzel. Turnuvaya girdiğin zaman turnuva birincisi adama artı bir nam veriyor her gün. Klan namı hatta. Klanının seviyesini kasıyorsun. Müthiş bir olay ya. Ama tabi belli bir yerden sonra sıkıyor abi sürekli şey kasmak. Sürekli turnuva kasmak. Belli bir yerden sonra yoruyor. Ya, takip edemiyorsun yani. Ya köyün merkezinde işim yok. İki Nord Acemi'si daha. Vayagir çok kötü toplandıydı. Bunlar bize mi dalacak acaba ya? Vayagir çok kötü toplandı gibime geldi. Hani bir yere büyük bir ordu götürüyorlar ama nereye götürdüklerini bilmiyorum. Sargot'u falan mı kuşatacaklar acaba aniden savaş ilan edip?
Çünkü bir yere çok kalabalık gittiklerini gördüm. Bakın arkadaşlar, bu arada Tihir şehrinin bahtsızlığına bakar mısınız? İçeride baştan aşağı Nord askerleri var. 124 Nord savaşçısı, 151 talimli Nord deyyesi falan böyle yani. Hey yavrum hey. Ama işte gelin görün ki burada başka birinin, başka bir devletin sancağı dalgalanıyor. Boyar Nuanlı askerlerine eşlik ediyorlar. Nereye gidiyorsunuz peki? Kral Yoregluk bile burada. Bence bize bir savaş ilanı geliyor ha. Warband'a ilk ne zaman başladın? Çok eskiden işte. Abi bunlar fetih yapmaya geliyor. Bunlar birine savaş ilan edecek. Yani biriyle savaşta mısınız zaten misal sevgili Vayegir? Kergit'le savaşta. Kergit'in üstüne mi gidecekler acaba? Olabilir, belki Kergit'in üstüne gidecek olabilirler. Ha, Kurin Kalesi de bu arada şeydi, bizimdi. Ha, içeride 82 tane Nord savaşçısı falan duruyor. O kaleler de bizimdi. Biz ele geçirdik, millet ihanet edip verdi. Biz ele geçirdik, millet ihanet edip verdi. Ragnar'la konuşmaya çekiniyorum bu arada. Muhtemelen ilişkim düşecek çünkü ondan habersiz gidip savaşı ilan ettim ya. Birazcık tripli bana. Merhabalar. Darcios Kalesi'nde durum ne alemde? Abi param çok iyi geliyor bu arada. Mis. Şu saatten sonra sadece asker kasmaya bakarım. 70 adam var. 40 Nord kahramanı, 30 Nord okçusu. Dihirim'de ne var? 150. 100 Nord kahramanı, 50 Nord okçusu. Tamam, bence bizim şehirler, kaleler güvende ya. Şimdi ben istiyorum ki yeni bir kale kule bir şey ele geçirebilir miyim acaba? Böyle bir olayları değerlendirelim, durumu değerlendirelim. Nerede ne savaş var, kim ne yapıyor? Örneğin Rindyar Kalesi bizimmiş. Reindy Kalesi bizimmiş. Malayurk Kalesi Kergitlilerin. Bizim. Kurav da bizim. Rivaçek de bizim. Ben Kergit'le birebir savaşta olduğum için çok iyi durumda olmayan Kergit topraklarını alabilirim diye düşündüm ama Ragnar'la ilişkim iyice eksiye biner değil mi? Ben ne yapam ki buralarda ya? Kral savaş ilan edene kadar takılacağız, yapacak hiçbir şey yok. Ağzına kadar yemek dolu bütün envanterim. Yemeğim var, ordum var, askerim var. Savaşalım. Aha, Nord Vayegir'e savaş ilan etti. Daha doğrusu Vayegir Nord'a savaş ilan etti galiba. Ben Nord'da olduklarını biliyorum. Herifler Kurin Kalesi'nde toplanmıştı. Hala oradalar mı bilmiyorum ama aksiyon çıkmasına sevindim açıkçası. Birazcık hareketlenelim ya. Benim şehre gelirler mi ki? Valla canımı alırlar, şehrimi alamazlar. Ben kalelerini falan kuşatmayacağım. Defansif oynayacağım. En son ben düşman ordusunu Kurin Kalesi'nde gördüm. Kurin Kalesi'nde gördüğüm için oradan çıkıp direkt Sargot'a gidebilirler. Telrog'a gidebilirler. Nereye giderlerse gitsinler, karşılarında beni bulacaklar işte. Mesela gideceğim ve en alasından savunmamı yapacağım. Aha, köy saldırı altında. Bence orada değiller. Hala Kurin Kalesi'nde olsalardı şayet. Bizim Maraşel kim ya? Jarl Meriga. Kanka ben arkamdayım da kaç kişi toplayabildin? Bak Boyar Aydin yanda. Selamun aleyküm, size katılmaya hazırız da hocam. Sen kaç kişi hazır edebildin? Bak misal Warband'ın sevmediğim yanlarından biri. Şu olayı sevmiyorum abi. Hani git kardeşim, savaşın ortasındayız. Git ve bana şey getir işte, 3 baş sığır getir. Yani anladın mı? Adamlarım aç. Ya seni yiyecekler ya başka bir şeyler yiyecekler. Hadi seni yesinler falan. Sevmiyorum bu görevleri. Bunlar da mı Nord ya? Haydi aslan parçası.
Kergit atma okçusuymuş. Ben de Lord'un kendini bulup vurdum zannettim. Ama nasıl ses çıkıyor böyle oku sıktıklarında harç diye. Bizim armorlar sağlam demek ki ya. Ok sırtındaki kalkana isabet etti. E bu Agadanort bize ihanet edenlerden biri değil mi bu? Bu bize ihanet edenlerden biri abi. Nortlar Nort kanı dökmemeli. Gerçi ona grup morali eksisi olur değil mi? Şimdi diyelim ki ben işte Sarranit askeri kullanıyorum. Sarranit askeri Sarranit'e karşı savaştığında debuff yer değil mi? Hani ben niye kendi memleketime karşı savaşıyorum diye. Paralı asker değil, bir şey değil çünkü. Ama NPC'ler için, yani yapay zeka için şey yok galiba. Moral debuff'ı. Pekala, adamlarımız az buçuk gelişmiş oldu. Kendi orduları isyan edip bu ordu kesip esir mi alıyor? Var mı öyle bir şey? Vay be. Hiç şahitlik etmedim ama. Varsa böyle bir şey güzel özellikmiş. Hani şu kaçaklar ordusunun falan olayı mı o? Abi yemek dışında bir şey almıyorum envantere. Gerek yok. Param bol. Savaşmaya devam. Yarl Merigan'ı yapılması gereken iş var diyor. Nedir efendim yapılması gereken iş? Git bana 2 kilo keçi peyniri getir oğlum. Sevgili Dark Vader 20. ayında yeni rozete adım adım demiş. Teşekkür ederim Dark Vader, sağ olasın. Umarım yeni rozet daha keyifli durur sende. Çok teşekkürler desteğin için, eyvallah. Ha bak, bu da Sarlanit'ten bir eleman. Boyar Nuam. Gel bize desem, beni sevse Ragnar'ı sevmeyecek. Bir şekilde gene gidecek. O yüzden hiç kimseyi gruba çağırmıyorum abi. Hiç kimseyi gruba çağırmıyorum. Herkes takılsın kendi kafasına göre. Ben savaşırım, keserim. İki tane Vayagir birliğini durdurdum bile. Hatta ve hatta var ya, şehirleri falan alabilsek çok süper olur ya. Vayagir'in elinden. Bedirhan'cım teşekkürler, iyi yayınlar dileğin için, sağ olasın. Çok bir ölen yok sanırım benim grubumda. Yani orduyu güzel geliştiriyoruz ya. Vuruşa vuruşa. Etraftan hemen civar köylerden tekrardan
Acemileri toparlarız. Ordumuzu her zaman 100 askerin üzerinde tutmaya çalışırız. 100 askerin üzerinde bir ordu mevcudiyeti gerçekten bizi tatmin edecektir diye tahmin ediyorum. Çok büyük bir askeri güce denk gelmediğimiz sürece birebir savaşlarda çok çok rahat ederiz. Hatta kaleleri, şehirleri de çok rahat kurtarırız. Açıkçası ben burada birazcık daha agresif oynayacağını düşünüyorum Vayegir Krallığı'nın. Çünkü efendim en son gördüğümde Vayegir Kalesi, Vayegir tarafı Kurin Kalesi'nin etrafında bir yerde gerçekten çok kalabalık bir orduya sahipti. Yani bu ordu mevcudiyetlerini koruyorlarsa şayet mutlaka büyük bir kuşatma savaşının habercisidir bu. Bakalım. Elimden geldiğince takip etmeye çalışacağım oyunu. Ve kendi şehirlerimizi, kalelerimizi kurtarmaya çalışacağım dostlar. Yani herhangi bir şekilde toprak kaybetmememizi sağlamaya çalışacağım. Ama hep ufak tefek askeri gruplar var ve Sarnanit'ten kovulanlar Vayegir'e katılıyor falan böyle. Üzümler çürümüyordu nasıl olsa, alıyorum üzümleri. Yani eskimeyecek bütün ürünleri, bütün yemekleri alıyorum. Zaten yemeğim var. Bak Rizi köyü bizim demişler. Onlar Rizi köyünü yağmaladığına göre. Kale kuşatmadılar. Yar Malazya'ya yenildi. Ragnar buralarda 380 askeriyle geziyor. Hadi bismillah, bir eksi yiyeceğiz hocam. Bir eksi yiyeceğiz. Aa! Yemedik. E ben gidip senden habersiz Kergit'e daldım. Abi sen kimi destekliyorsan ben de onu destekliyorum abi. Benim için herhangi bir görevim var mı? Vayegir Krallığı lordlarından birini tutsak al. Halledelim kral. Hallederim o 2 dakikalık iş. Bak şu kekolardan birine şöyle bir beton gibi çakarım. Ambeyan köyü saldırı altında. Terbiyesizlik. Bırakın lan köyümü. Hangi eşya olacak o benim köyü yağmalayan? Aha vallahi yetiştim. Bir de ben bireysel olarak Kergit'le de savaştayım. İyi var, Ragnar azar çekmedi, hayret. Ragnar niye azar çekmedi? Normalde azar çekerdi diye tahmin ediyorum. Tihir'in orası çok kalabalık olabilir bu arada. Yani aniden 4-5 tane lord üstüme fırlarsa... Şuş. Çok kalabalıklar, çok çok. Gelin lan. Alayınız gelsin lan. Hadi. Hadi. Ragnar sen bir dur. Sen bir dur. Kazara yağma... Lan burası Nord köyü, yağmalama. Bana köyde vursunlar diye şey yaptım. Bana köy... Ama köyde vururlarsa tamam. Köyde vururlarsa kesersin de. Köyde vururlarsa kesmen kolay. Atlılar falan gelmiyor da esir alamayacaksın ki. Gittim Nord köyünü vuruyorum ya şu an. Vah enayi, vah enayi. Abicim gidip Nord köyü vurulur mu ya? Sen nasıl asker toplayacaksın geri? Eksi 33. Ayrıca köy yağmaladığım için esir de alamayacağım. Dur ya, dışarıda birini yakalarım illa, ne olacak ki? Ben her önüme geleni salıyorum. Ya salıyor olmasam çoktan paketlediydim çocukları. Neyse canım, Nord Krallığına hizmet etmiş gibi düşün yani. 300 askeri pert edeceğiz burada. Efendim sevgili Vagabond Beer, Prime'ın avantajıyla 18. ayında. Vagabond Beer'cim çok teşekkür ederim, sağ olasın. Prime'ın avantajıyla 18. ayını kutladığın için çok çok teşekkürler. Aga bunlar hep Sarranitli. İthal adam mı getirdiniz hocam? Bunlar hep Sarranitli. Ben bunları meydan savaşında da yermişim bu arada.
Tamam, günün sonunda ben amacıma ulaştım. Adamların ordusunu köyde kıstırdım. Ama birini esir alabilecek miyim? Asıl soru işareti o. Esir, bir şeyler. Hı-hı. 105 askerleri daha var. Yok, benim 105 askerim var. Onların 132 askeri var. Peki, köylüyle karışık kestik adamları. Şöyle bir kenarda duralım. Aa, bu arada bak, silahlardan balta görünce aklıma ne geldi? Bannerlord'da artık çoklu vuruş modu da aktif edilirse çok çok daha rahat olur var ya. Birden fazla adama vurabilmek. Uzuv koparma modları falan böyle. Oyuna ayrı bir tat katar diye düşünüyorum. Hala geliyorsunuz mu? Abi, kestiğim adamların tamamı Sarrenit'ti bu arada. Sarrenit'ten kaçan herkes Vaya gire gelmiş. Zavallı Sarrenitliler diyeceğim sadece. Bence bunlar kovulmuştur ya. Vaya gire katılmamıştır değil mi? Katıldıysa bu arada bir miktar ağlayacağım. Bir bakayım da Sarrenir topraklarına. Ama 40-50 askerleri vardı. Bana bunlar atılmış, sürülmüş gibi geldi. Pek bir malları mülkleri yok gibi, anladın mı? Sultan Hakim bunları dehlemiş, dehelemiş. Hadi demiş aslanlar, işinize. Bir tane Sarrenitli memlük gördüm. Kim indirdiyse biri herife kafasından çalıştı. Silme tuşuyla öğrenebilirsin. Kaleborse'la alakalı gelişmeleri nereden takip edebilirim? YouTube'da bir tane kanal var. O genelde güncellemeyle neler geldi, neler etti yazıyor. Hani onlara, ona bir göz atabilirsin istersen. Aa, esir alınabiliyormuş. Tamam. Kral istedi bir tane, ben aldım iki tane esir. Çok güzel. Zaten yağmacı şey, loot falan bir şey istemiyordum. Yağmalamaya devam etme, hayır. Peki köyle ilişkim kötüleşti mi? Şahane, şahane, şahane. Şahane, gerçekten şahane. Şu an acayip keyiflendim. Kral Yoreglok, şu kralı da bir keseyim. Şu an acayip keyiflendim abi. Ragnar dedi ki bana, kanka dedi, bana iki tane, şey bir tane esir getir. Ben ona iki tane getirdim. Üstelik bir de kralı tuttum burada. Ve sevgili Great Henry 14. ayında... Dostum sen bir harikasın demiş. Teşekkür ediyorum. Great Henry 14. ayın kutlu olsun. Ne var ne yok. Keyifler yerindedir inşallah. Selamlar Saadettin. Hoş geldin. Hocam silme tuşu şu. Backspace'e basıyorsun hani silme tuşuna. Bak sağda bir ekran açıldı, görüyor musun? Kırmızılar düşmanın konumlandığı. Yeşiller senin olduğun yer. Kaç askerin var? Düşmanın kaç askeri var sahada falan filan. Hani normalde Bannerlord'da işte Tab tuşuyla elde edebileceğin bilgilere burada Backspace tuşuyla erişebiliyorsun. Bununla beraber orduların konumunu görmek için Bannerlord'da Alt tuşuna basılı tutman yeterliyken burada gene o şeyi, o işlevi Backspace görüyor. Şu kralı bana bir bırakın da kralı. Kral diye tahmin ediyorum. Krala bir diz çöktürme zamanı. Yat aşağı. Ahan da yattı aşağı.
Efendim sevgili Tempestiyar, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Tempestiyar, merhabalar. Desteğin için çok teşekkür ediyorum. Abonemiz olup yayınıma katıldığın için çok çok sağ ol. Umarım yayınlarda keyifli, güzel zaman geçirmeye devam edersin. Çok teşekkürler. Artık reklamsız seyir deneyiminin tadını çıkarabilirsin. Bu arada reklam dönemi devam ediyor mu dostlar? Bilmediğimden soruyorum. Benim sözleşmem sona erdi çünkü. Bu ay için. Ya reklam görüyorsunuz mu, ediyorsunuz mu? Benim hiçbir fikrim yok. Ya da şu sıralar ne var reklam olarak? Sanırım önceden şey reklamı vardı. iPhone'un son telefonunun reklamı. Başka ne vardı? Belki God of War Ragnarok yaklaşıyor ya. Ragnarok reklamı olabilir. Çok bilmemekle beraber. Reklamsız seyir deneyiminin tadını çıkarın deyince aklıma geldi. Var mı bir şeyler diye. Ünlem Discord yazarak Discord'a katılabiliyorsunuz. Bana kısa geliyor. İşte hani ne reklamları, ne dönemi, dönem ne? 13 saniyelik iPhone reklamı çıkıyordu sürekli. Devam ediyor mu hala? Yeni şeyler mi ekledi? Hani bir ara Dying Light 2 çıkarken sürekli Dying Light 2'nin bir fragmanı falan gösteriliyordu ya. Ona benzer bir şey var mı diye merak ettim. Anladım. Sadece iPhone reklamı var. Okey. E ama God of War Ragnarok geliyor. 7 Kasım'da geliyor hatta. Hiç şey yapmadılar mı? Bununla alakalı çalışma yapmadılar mı acaba? Ya da Uncharted. Drop olmaması lazım dostum ama bir bakarım. Savaştan sonra herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Olabilir, bilmiyorum. Kral Yorekluk'un kaçması haricinde herhangi bir sıkıntımız yok. İki tane esir aldığımız eleman orada duruyor. Bakalım. Bir tık bir gir çık yapmış olabilir. Efendim sevgili Skore, Prime'ın avantajıyla 3. ayında teşekkür ederim Skore. 3. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Prime'ın avantajıyla yayınımızı desteklediğin için çok çok sağ ol. Ragnar nerede abi? Biz bu köyden adam almadık galiba ama. Bu arada Nord kahramanı sayısını direkt tekrardan olması gereken sayıya çıkardık. Çok iyiyiz. Sargot şehrine doğru bir gideceğim. Ragnar olsa olsa Sargot'tadır herhalde. Ha, Ragnar burada. Hacım sen istedin bir tane, ben sana yakaladım iki tane. Feneda köyünü kime bırakalım? Bence sizi destekliyorum desem. Ha, çok naziksin dedi. Friendzone attı. Bana verdiğiniz görev hakkında. Buyur. Lütfen bu 2000 dinarı kabul et. Bir şey değil. Var mı bir görev? Ufak tefek şeyler. Tamam. İyi, 27 ilişkim var. Şu boyar ayyamı da bir yere bırakalım. Sargot'a falan bırakamıyorduk galiba. Aman bir ara şey yaparız ya. Bir ara para teklif ederlerse bırakırız. O köyleri bir rahat bırakın. Sürekli sürekli. 111 adamlık bir ordu. Gayet yeterli. Şu geri kalanları da tekrardan okçu yapabiliriz bu arada. Orduyu tekrardan toparladık sevgili dostlar. Hem ikinci şehrimizi kuvvetlendirdik. Hem orduyu toparladık. Hem Vaegir Krallığı'nı baya baya yıprattık ki Vaegir Krallığı'nın uğrak noktası şey diye tahmin ediyorum. Tyr şehri. Sevgili Murat abonemiz olarak aramıza katılıyor bu arada. Hoş geldin Murat. Merhabalar. Samsung katlanabilir telefon reklamı. Anladım efendim. Anladım. Şey diye düşündüm ben. Hani sevgili Murat bu arada 5 kişiye abonelik hediye ediyor. Teşekkür ediyorum. Kesenize bereket. Şey gibi düşündüm ben sevgili dostlar. Dying Light 2 dönemi gibi bir şey mi? Ragnar el atsa Tihri almaz mıyız ya? Babayı alırız galiba Tihri. Ragnar el atsa almaz mıyız? Bence alırız ya. Ama çok mu tarumar eyler bizi? Sanki. Çok fazla lord var içeride gördüğüm kadarıyla.
Dükkanımız yok efendim. Hayır, dükkanınızın olduğu krallıkla savaşa girdiğinizde dükkan çalışmaya devam etmez, kapanır, gelir vermez. Bannerlord'da komple dükkan yanar. Yani hatırladığım kadarıyla en son kapatıyorlardı. Warband'da işlemez, ateşkes atınca işlemeye devam eder. Kapatırlar yani. Bannerlord'da ama direkt kaldırıyorlardı sanırım. Three Kingdom serisi. Abi çok uzak kaldım evrene. Çok uzak kaldım. Zannetmiyorum yani. Biraz fazla uzak kaldım evrene. O yüzden dediğim gibi zannetmiyorum. Şimdi Tyr şehrini kuşat desem. Bence ben duvara saldırmadan adamlar sur kapılarına çıkar. Biz de kapılardan vuruşuruz diyeceğim. Adamlar piston aşağı indi deyip şehri terk etti. Oğlum bu kadar mısınız lan? Aha! Hisardan dışarı fırladılar. Ben de bunu bekliyordum Joe. Kıpraşma, kıpraşma, kıpraşma. Kıpraşma. Dışarı fırlamaları en güzeli. Kesebildiğimizi kesip sayı azaltacağız burada. Kıpraşma. Amacım fethetmek değil. Sayı azaltacağız. İçeride 500 asker bekliyorsa 300 asker bekleyecek. Şehri minik minik döve döve ilerleyeceğiz, anladın mı? Sayımız az olmasa bunlar sur dışına çıkmaz. Sur dışına çıkmazlarsa kesemeyiz kolay kolay. Düşmanı gaza getirip dövme taktiği efendim. Düşmanı gaza getirelim, dövelim. Maksadımız o. Mesaj bana geliyor bu arada sevgili dostlar. Ay bıyığına yandığımın. Bu arada surdan dışarı fırladılar. 72 adamlarını biçtik. Tertemiz. Tertemiz. Fonsop Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Fonsop hoş geldin, merhabalar. Victoria 3 oynuyor muyuz bu hafta? Yok ya, ben strateji oyunlarına uzak kaldım. Warband'da kralların aileleri yok diye biliyorum. Kralların aileleri olmadığı için evlenme opsiyonu diye yok diye biliyorum. Uncharted serisi pek zannetmiyorum. Şimdi ne yapacaktık? Tekrardan saldırıyı yönet desem. Yo, bu sefer şehri tutuyorlar. Girelim mi peki? Şaş kaza gümbürte getirirsek. Hayır ama. Oğlum giriş geniş gibi ya. Gümbürte getirip alırım şehri. Bütün orduyu kaybetmeyelim ama ben gene duvarın dışına çıkarlar diye düşündüm ama. Ragnar'ı falan da mı alaydık acaba? Biraz adam da kaybetsek alırız be. Kaybettiğimiz toprakları geri almanın vakti gelmişti. Buradakilerin hepsi de Nord askeri, biliyor musun? İhanet oldu ya. Efendim sevgili Chromine Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Chromine çok teşekkür ederim, sağ olasın. Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığın için çok çok sağ ol. Yürü 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 yürü. Devam ke, devam ke, devam ke. Oğlum çok iyi bastırdık lan. Vallahi çok iyi bastırdık bak. Çekil 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 çekil. Benim böyle kılıç arada bir yavaş kalktı ama. Devam 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 devam, yürü 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 yürü. Ben bu kenarda adamlar bitene kadar oturuyorum. Onlar ya hiç aklında yoktu ha. Müsaade et, müsaade et, müsaade et.
Keşke tek vuruşta ölse. Hiç aklımda yokken Tihir şehrini geri alacağım. Bence hiç fena bir ilerleme değil. Düşünsene, Vayegir'e kaptırdığımız toprakları geri alıyoruz ya. Gayet şahane. Gayet şahane. Hop. Biraz işler sertleşmeye başladı. Bu vuruştuklarımız da Nord kahramanı galiba. Nord kahramanı ya da savaşçısı. Emin değilim. Canım küçücük kaldı. Ben şu an var ya en ufak şeye ölüyüm ha. Bir türlü çıkamadı bizim adamlar merdivenden. Bir çıksalar merdivenden halledecekler her şeyi de. Bir türlü çıkamadılar merdivenden. Bu bölüm YouTube'a bugün. Abi yarın olur da bugün mümkün değil ya. Bugün ben ne ara kapatayım atayım. Yarın atmaya çalışırım tabii ki. Canım yok gibi bir şey ya. Olmayan canla mücadele ediyoruz. Evet, kaybettiğimiz toprağı geri alamadık ama sağlık olsun. 20 ölü yüksek bir kayıp olsa da 20'ye 210, yani 30'a 210. 7 katımız kayıp verdirdik. Kaç kişi kaldı içeride? 263. Devam değil, devam değil. Tamam, yürü asker toplamaya devam et. Bu kadar, yürü ve asker toplamaya devam et. Yani şuralardan dolanalım, edelim. Alabilirsek bir iki asker alalım. Adamların tamamı şehri terk etti bu arada yani. Müthiş bir kaçış sergilediler. Müthiş bir kaçış. Saniye durmadılar. Efendim ben de öyle yapmayı planlıyorum. Eğer bir aksilik çıkmazsa, hani imkan dahilinde olursa, bütün Kalradya Nord hakimiyetine girene kadar devam etmek istiyorum ben. Hani bakalım nasıl olur bilmiyorum, devam eder mi etmez mi, dediğim gibi pek bir fikrim yok ama hani mümkün mertebe hedefim o yönde. Ay, yağmaladılar direkt. Şu benim köyü yağmalatmayalım bari. Böyle birkaç adam daha alalım da. Köyde kimse sana katılmaya istekli değil mi? Çok üzücü bir haber bu. Aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Yani Tihir şehrini zorlayacaksak aslında, kaybettiğimiz toprakları geri alalım diye. Gidip şöyle bir şey yapabilirim. Dargios kalemdeki gelişmiş askerleri alırım. Boyar ayyamı al abi, esirlikten ne yapayım. Gelişmiş askerleri alırım. Tekrardan kuşatmaya giderim aslında. Bunu yapabiliriz. Ama o kadar aceleci olmak istemiyorum şu an. Yani elimde bulunan askerlerin kıymetini bileyim. Hızlı bir şekilde azalmasın istiyorum. Şuradan da ver bir asker. 104. Bir de Odasan köyüne gidelim. Bir de oradan asker alalım. 111. Yaya basmaya devam. Oy, ordu güzel, ordu güzel. Şimdi bak, bu ordu güzel. Bir daha bir Tihir şehrini zorlasak mı acaba? Zorlarsak bu sefer dökülür gibime geliyor o şehir. Rodok'la Sarranit barış anlaşması imzaladı. Şu an için hani hiç kimsenin bir şey yapma durumu da yok gördüğüm kadarıyla. Ben bir Ambeyan köyünü koruyayım da. Heh. Bak var ya, tam isabet oldu üstüne.
15 asker mi abi yani? Artık şu oyunda bir can sıkıcı değil mi? Yani 15 kişi. Lan nereye kaçıyorsunuz lan? Bizim elemanları mı kovalıyorlar? Ne yapıyorlar? 207 adam. Nereden girdik? Nereden çıktık? Kim var burada? Evet, ben 15 askerle saldırırsam 50 tane köylü çeker sopayı. Falakaya yatırırlar beni. Ha bu arada bunların hepsi Sarranitli ha. Hay ebeni. O nasıl bir şey? Cirit sağlam çar abi. Cirit sağlam çar. Cirit yedin mi bir yaralı oluyorsun. Bir ayrı yaralı oluyorsun hem de cirit yedin mi. Lanlar bu Vayagir transfer olarak hani Sarranit'le mi birleşti acaba? Bütün adamlar Sarranit'ten farkında mısınız? Sarranit'te ne kadar lord varsa hepsi şeye kaçmış. Vayagir'e kaçmış. Vayagir görünümlü Sarranitli ordu. Yani gerçekten olayımız bu abi. Vayagir görünümlü Sarranitli ordu. Lordlar Vay'a girin de askerler Sarran edin. Benim kafam karıştı bu arada. Vayagir görünümlü Sarranitli ordu demek gerekiyor değil mi? Hani çünkü Vayagir'de gibi gözüküyor ama ordu Sarranit. Neyse. Bazen kendi kendime şey diyorum böyle ne diyorsun diye. Harbiden bir kafa gidiyor. Of. Aa, biraz fazla mı okçunun arasında kaldım ben? Evet, normalde %100 kazanacağım savaşı hala kazanırım da. İkinci turun oynanması gerekecek işte. Şu kalan 61 kişiyi de indirelim de ben at sırtında kalmayayım abi. At sırtında gaza geliyorum. Merhaba. Şimdi bir Nord kahramanlarımın arasında kalıp bunları kesebilirsem. Çünkü abi tek atlısın, adamlar seni kolay indiriyor ya. Kolay hedef oluyorsun. Tek atlı olunca kolay hedef oluyorsun. O hoş olmuyor. Çünkü Bannerlord tam sürüme çıkmadı. Ayın 25'inde çıkacak. Ve henüz ayın 25'i değil. Tam sürümde save'imiz bozulmaz mı? Bilmiyorum, bana bozulur gibi geldi. Hani büyük bir güncelleme gelip işte tam sürüme çıktığında save'lerim bozulursa diye henüz Bannerlord oynama planımı yapmadım. Dedim ki hani tam sürümden sonra oynarım. Rahat rahat. Öyle düşündüm. Neler diyorsun altında et ya? Teşekkür ederim. Sağ olasın Enes. Eyvallah. Çok teşekkürler güzel sözlerin için. 24 Ekim'de de Disco Elysium'a Türkçe yama var. Harika bir haber. Ekran kartım RTX 3070. Ti'yi var mı yok mu bilmem. Oynayacağım da Disco Elysium var. Hazır, kurulu. Ama çok fazla metin okumamız gerekiyor galiba. Yani türe hakim değilim.
Deneriz ama sıkılabiliriz belki. Bu oyundan sonra ne oynayacağım bilmiyorum. Yayın devam edebilir. Emin değilim. Ama Warband'dan sonrası için karar vermedim. Fil eklenecekmiş galiba tam sürümde. İşte sancak mantığı eklenecekmiş sanırım. Fil, sancak mantığı. Ana hikaye geliştirilecek diye duydum. Yanlış duymuş olabilirim tabii ki. İşte 3 aşağı 5 yukarı bazı konulara hakimim diyebilirim. Aa, çok güzel. Yani çok güzel gerçekten ama kurtardığımız ordulardan hiçbiri Nord askeri değil. Yani Nord askeri olmadığı için almayacağım. Normalde şövalye falan alınır da arkadaşlar bütün ordu piyade. Araya gelse 2 tane şövalye ne yapacak? Yemekleri bir hizalayayım. 3-5 satın alınacak, satılacak bir şeyleri alayım yanıma. Sonrasında erzak stoğumu fullleyip yavaştan bölümün sonuna doğru gelebilirim. 30, 28. Aa, 28 güzel. Ve ayaklık zırhı için bildiğim kadarıyla şey de gerekmiyor. Herhangi bir stat olması da gerekmiyor. Ben bunu bir Ymiria ile konuşayım ya. Ekipmanlarını göster. Abi 19'a 3 yerine 39'a 13. Güç mü gerekiyor bunu giymek için ya? 30'a 10. 19'a 3'ten iyidir, iyi bari. Güç 7, güç 7, güç 7. Geri kalanlarını giyemiyor ne yazık ki kendisi. Güçlendirilmiş oval kalkan taksan. Yani çatlak üçgen kalkandan daha iyidir diye düşünüyorum. Belki savaş kılıcı falan verilebilir. Sarın savaş kılıcı verelim kendisine. Daha at falan da binemez diye tahmin ediyorum. Başka bir şey vermeyeceğim. Sana ne? Orduyu geliştirmeye devam. Şimdi Tyr şehrini tekrardan kuşatmayı planlıyordum ama tekrardan kuşatmadan neyse artık yeni bir kelime türettik kenarda. Suno, Praven buralara gidip birazcık yemek toparlayayım. Muhtemelen o ara benim köyü patlatacaklar. Yapacak hiçbir şey yok. Sağ bırakmazlar yani o köyü hiç zannetmiyorum. Merhaba, şuradan bir atalım. Tamam. Tamam. 92 bin dinar da iyi para bu arada. Tekrardan Praven'e gitmeme gerek yok. Tihri bir daha mı zorlasak acaba ya? Şöyle doğru düzgün bir orduyla zorlasam alırım aslında. Nedir misal? Bir saniye. Ben o Tihri şehrini almaya niyetlenecek miyim? Video ne kadar olmuş ona bir bakayım da. Alırız herhalde ya. Alırız herhalde yürü. Evet 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 efendim yani beygir sakatlanınca ve belli süre envanterinizde kalınca sanırım düzeliyordu. Ben de öyle biliyorum. Ayrıca eğer ki envanterinizde birden fazla at bulundurursanız 100 bin altın param oldu bu arada. Envanterinizde birden fazla at bulundurursanız hatırladığım kadarıyla haritadaki gezinme hızınız artıyordu. Hatta deneyelim sizle beraber. 100 bin altın param var. Yani bunu denemememiz için hiçbir sebep yok. Şöyle bir orduların bir kısmını buraya koyalım. Tecrübesiz askerleri. Ve buradan tecrübeli 40 askeri alalım. 69 tane Nord kahramanıyla bence içeri gireriz. Her türlü içeri girilir ya. Yani Nord kahramanları önden paldır küldür girecek. Dihrim şehrine bir gelelim. Efendim bakın. 5.5'lik bir hızımız var düz arazide. Ağaç, engebe falan söz konusu değil. Pazar yerine geldik. Şöyle erzak tüccarından belki bir iki tur daha yemek memek bir şey alırım. Maşallah gözüm doymuyor.
Gözüm doymuyor, gözüm. Gözüm doysa geri kalanı hallolacak. Tamam. At tüccarına gel. Tık tık tık. Bakalım 5.6 idi. Kaç oldu efendim? 5.5'ti. Hala 5.5. Hurafe mi bu ya? Hurafe mi bu? Hilmi Eren teşekkür ederim canım. Eyvallah. Allah Allah. Kolpa mı o? O şunu aldık, atları da sıkıntı yok. 100 bin altın paramız vardı abi. Dokunur mu bize? Dokunmaz da Allah Allah. Envanterde at tutunca 5.4'e düştüm misal. Aman. Takılma. Şuna eminim sadece. Şuna eminim sadece. Karaktere yön bulma verirsen yön bulma haritadaki hızını arttırıyor. Bir ona eminim. At tutunca artıyor muydu, azalıyor muydu onu bilmiyorum. İşte sevgili Great Army, bizimki full piyade kanka. Nereye gidiyorsunuz? Şş, lan amacınız ne? Kaç kişisiniz oğlum? Nereye gidiyor bunlar bilmiyorum da. Neyse, garip garip sesler çıkarmayalım. Gidelim ana amacımız olan, ana planımız olan Tihir şehrini ele geçirme yolundaki adımlarımızı atalım. Bu bağlamda sevgili Dercios kalesini kaybetmem zerre kadar umurumda olmayacaktır. Çünkü şehir. Ve Tihir şehri yani. Koskoca şehir. Peki, yeterince askerimiz var, yeterince ordumuz var. 70 tane Nord kahramanıyla buradaki aşağı yukarı 300 askeri biçip içeri gireceğiz. Belki surların önüne fırlarlar be. Ne diyorsunuz? Belki. 4000'i al, 700'e sat. Bu nasıl ticaret? Enayi ticareti. Haydi bismillah. Aa, duvardan dışarı çıktılar. Enayisiniz galiba. Abi enayi olduğunuz için çok teşekkür ederim bu arada. Ya normal şartlarda olsa kalenin içinde bayağı canımı sıkardınız. Oğlum bunlar Nord kahramanı benimkiler. Kral Yolaklok'un dandik piyadeleri bunlarla başa çıkamaz ki. Mümkün değil yani. Efendim Samet Güngör Babuş Fan Prime'ın avantajıyla ikinci ayında. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostum, ikinci ayını kutladığın, Prime'ın avantajıyla abonem olduğun ve beni desteklediğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Abi sur dışına çıktığınız çok iyi oldu bu arada. Modsuz değil efendim. Native oynuyoruz. Şey, modlu değil. Native oynuyoruz. Evet. Bu sefer de içeri girme mücadelesi. Hadi bakalım. Hızlı 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 hızlı. Seri 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 seri. Bu sefer bu arada erken ölmezsem şehri alırız. Ben o yüzden bir balta çekeyim. Erken ölmezsem şehri alırız. Bütün fokusu yememeye gayret edeceğim. Biliyorsunuz ben karakteri beygir olarak kullandığım için hani böyle en öne atıyorum. Vurun diyorum hani bana, vurun. Viking modu oynamadım efendim, hayır. Bu surun ilerisini nasıl yarayacağız? Hafif hafif geçeriz ya, hafif hafif. Aa bak, duvarın üstünden. Ben birazcık duvarın kenarındayım ama. En azından lank 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 vururuz buralara.
Süper Power'ı çıktı da hatırladığım kadarıyla çok olumsuz eleştiriler aldı. Bildiğim kadarıyla yani çok olumsuz eleştiriler aldı diye hatırlıyorum. Steam oyları %8 falan olumluydu galiba. Ve ben gene dayak yiyorum değil mi? Gene okçunun bir tanesi bana fokusu aldı. Ben bu tier şehrini almak istiyorum. O yüzden zorlamaya devam. Tamam, bir tur kaçılma zamanı. Bir tur kaçılma zamanı. Kafadan mı yedik? Şuraya kadar geliyoruz. Buradan sonra ordu bir şekilde tıkanıyor. Buraya kadar geliyoruz, bir şekilde tıkanıyor abi. Tekrar duvara saldırı desem 9 gün. Yarına kadar bekle diyeceğim be. Vallahi okluya okluya bayılttılar ya. Evet, Süper Power 3 rezil çıktı ya. Onu ben de duydum. Yarına kadar bekle desem 100 günlük erzakları var, adamları bayıltamam da. Benim canım dolarsa bari. Ok mok da yok elimde yani. İlk başta oraya gitsem diyeceğim. Aslında biraz sabırlı oynasam var ya, biraz beklesem alırım ben orayı. Sadece biraz beklemem lazım. Biraz beklesem alırım. Kuşluk vakti. Sabah. Sabahın ilk ışıklarında tekrar saldırabiliriz. Baltayı alalım direkt. En önden gidip kendine vurdurma. Kaç askerleri var? 55'e 83. Alırız Tir şehrini ya. Tabii Kral Yoroglok'ta dinlendi. Adamlar yaralarını sardı. Arkadaş kapının önünü bloklu herifler. Gene düşüyoruz, gene düşüyoruz ya. Yürüyün abi, gir 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 gir. Gir 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 gir. Bekleyeceğim, sakin sakin bekleyeceğim bu sefer ya. Hep gidiyorum önden yardırmaya. Benim başıma geliyor ne geliyorsa. Ben buradan kıpırdadığım an düştüm ki. Ağır ağır vuruşun abi. Ama okçu var. Okçudan bir şey olmaz. Pala hakikaten bir ara Super Mario oynamaya bayağı heveslendim de oyununu bulamadım ki. Super Mario oyunu nerede satılır bilmiyorum ki. Bak gene arka tarafta 300 tane adam spawn oldu. Biz bunları açık alana çeksek yani, sonuçta onlar kaleyi savunuyor. Gelmek zorunda değiller mi? Misal veriyorum, şuraya doğru gelsem çok okçuları var mı elinde? Bizim birlikleri bir geri çeksem aşağıda beklesek. Misal hani biz işgalci değiliz de onlar işgalciymiş gibi, anladın mı? Onlar işgalciymişçesine. Ama gelmiyorlar galiba. Ve hatırladığım kadarıyla bu adamların cephanesi sınırsızdı kalelerde. Kesinlikle açılmıyorlar. Yapay zekasında mı bir problem var acaba ya? Nintendo'nun mağazası yok mu? Sayın hocam, Sterling üzerinden çalışıyor Nintendo'nun mağazası. Ve bilgisayarda Nintendo oyunları oynayabiliyor musunuz bilmiyorum. Emülatör kullanabilirsin diyebilirsin. Elbette emülatör kullanmak bir seçenek. Lakin korsan içerik üretmenin cezası da ağır. Yani lisanslı olmayan şeyi size sunamam. Kaç asker kaldı içeride acaba ya? Bir 150 kestik, bir 70 kestik. Bence az kalmıştır yani. Bu çıkışımızda bence fethederiz burayı. Hani artık fethedelim burayı. Tir şehrini de geri almış olalım. Hani gerçekten çok emek verdik bu Tir şehri için. Bak gene aynı yere doğru geri çekiliyorlar, fark ettiniz mi? Efendim, sevgili Koray Walker'dan Zimparat abonelik hediyesi var. Teşekkür ediyorum sevgili Koray Walker. Zimparat, senin de kesene bereket. Çok çok sağ ol. Boyar Tregor diyor. Normalde Tregor bizim adamdı. Şimdi sıçacağım kalkanının hitbox'ına.
Devam. 55'e 55. Bu son herhalde artık ya. Arkamız temiz. Artık sakin durup kendimi öldürmemeye çalışacağım. Öldürtmemeye. Şuradan ama bir geçilir be. Okçu kasacağım abi. Yani yapacak başka bir şey yok. Buna okçu kasacaksın. Çünkü iletişim kuramıyorsun ki cepheyle. Cepheyle aranda bir iletişim yok. Hayır, gideyim. Adamlarla beraber savaşayım diye çık gir yapıyorum adamlarımla beraber savaşayım diye. Gene olmuyor. Ordumu aşağı indiriyorum. Bana mısın demiyor. Yürüz mü kullanıyor bunlar ya? Niye böyle oldu? Ölmeyek de. Sevgili Greyten'le okuyacağım. Okuyacağım. Ölmeyek de. Şükür lan. Aldık şehri. Efendim sevgili Greyten diyor ki bu seri bittikten sonra bir daha Warband serisi yaparsam bir isteğim olacak. Full Swadi olup tahta hak sahibi olana yardım eder misin? Ederiz. Ederiz tabii ki. Zaten hatırladığım kadarıyla hiç geçirmedim taht sahibini başa ya. Çok hayal meyal hatırlıyorum. Belki bir İncil'e arabayı falan mı destekledik Sultan Hakim'e karşı bir şeyler yaptık da dediğim gibi çok hayal meyal. Rüya gibi böyle. Aha Nord kahramanı. Nord savaşçısı. Nord okçusu, Nord avcısı. Sadece Nord askerlerini alıyorum. Talimli Nord yayası, normal Nord yayası. Tamam. 15 tane normal asker alabiliyorum galiba. Bu 15 askeri de kervan muhafızı olarak alıp şey yapsam, kaleye koysam mantıklı olur mu? Olur herhalde ya. Ne yapayım? En azından kaleye koyacağım 15 tane askerim olmuş olur. Evet sevgili dostlar, yani gerçekten bu bölüm bu bölümün en verimli hamlesi bu oldu bence. Tir şehri bir ihanet sonucu uzun zamandır Nord bayrağının dalgalanmadığı bir şehirdi ve hani Vayagir bayrağı dalgalanıyordu burada. Biz kendi birliklerimizle girdik ve tek başımıza bu şehri ele geçirdik efendim. Bu şehirde artık tekrardan Nord bayrağı dalgalanacak ama bizim bayrağımız, ama başka bir Lord'un bayrağı. Hiçbir şey fark etmez. Sonuçta burası Nordların bayrağının dalgalandığı bir yer olacak. Tir şehrini tekrardan ele geçirdik böylelikle. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Sevgili Ball Gamers teşekkür ederim. Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığın için. Güzel bir savaştı. Güzel bir bölümde efendim. Şunları da bir pataklayalım o ara. Ne? Vajayak köyünü. La git. Git bana şehri ver. Şehri vermeni bekliyorum. Hatta şöyle yapalım. Yaklaşık bu bölüm başlayalı sevgili dostlar. 93 dakika olmuş. 100 dakikalık bir bölüm yapalım. 100 dakikalık efsane bir bölüm olsun bu. Yani benim için efsane olacak en azından. Tir şehrini de geri aldık. Ve bize verirlerse bu bizim 3. şehrimiz olacak. Şu haydutlardan bir kurtaralım bunları. Mindless Rookie Prime'ın abonemiz olarak 12. toplamda 26. ayını kutluyor. Teşekkür ederim sevgili Mindless Rookie. Sağ olasın. Mehmet'im eyvallah. Mehmet'ti galiba değil mi dostum? Disco Elysium benim zaten Steam kütüphanemde bulunuyor efendim. Disco Elysium zaten Steam kütüphanemde bulunuyor. İndirdim. Hazır bir şekilde duruyor. 24'ünde, 24'ü mü demiştiniz Türkçe dil desteği için? 24'ünde Türkçe dil desteği geldiğinde muhakkak bir kontrol eder bakarız. Ne var ne yok, oyun nedir ne değildir. İlla ki inceleriz efendim.
Ay. Ödül sizde kalsın. Bana asker verin. Rizi köyüne gideceğim de gidemiyorum. Terk eder misiniz artık şu Tir şehrini? Şuradan bir Jelbegi'ye doğru da gidelim. Kuşatamazlar Tihir'i. Kuşattıkları anda kafalarına çökeceğim. Vayagir'de Sarranit arasındaki ateşkes sona erdi. Dur bakalım. Efendim sevgili Mithril Jenny Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Mithril Jenny. Merhabalar. Efendim ben Movie Maker Editor kullanıyorum. Steam'den 18 liraya almıştım. Çok dandik bir programdır kendisi. Yani dandik derken şöyle. Hani profesyonel bir iş yapmıyorum render alanında. Başını ve kıçını hani misal veriyorum bir video çekimi sırasında bölmek zorunda mı kaldım? Bir yere mi gitmem gerekti? Molaları falan da kesmiyorum açıkçası. İşte bir su almaya kalktığımı ettiğimi falan. Ara vermem gerektiği zaman videoyu kapatıyorum. Tekrar başlattığımda da hani öteki videonun sonu, bu videonun başı hani tükürükle yapıştır bitti. Bu kadar. O şekilde render atıyorum. Yani profesyonel bir edit programım yok. Yayın bittikten sonra işte hangisine işlem yapmak gerekiyorsa onlara işlem yapıyorum. Bu arada Tihir şehrinin orduları bedavadan kendi mi gelişti ya? Ben mi bastım yoksa? Bilmiyorum, ben artı bastığımı hatırlamıyorum. Şu şehrin birine verilmesini bekliyorum. Şehir birine verilsin. Ona göre hareket edeceğim. Svadyan orada savaş açtı. Ya baba, sabaha kadar savaş açabilirsin şu anda. İki tanecik kalem var zaten. Gelir alırım seni. Şu şehir birine bırakılabilir mi artık rica etsem? Ragnar zaten buralardadır ya. Niye çıkıp konuşmuyorum ki? Abi şehri kime vereceksin diye. Niye sormuyorum? Aa bak burada herif. 392 asker toplamış adam. Selamun aleyküm sevgili Ragnar. Tir şehri kime bırakılmalı? Seni destekliyorum. Efendim. Ben de kendimi destekliyorum. Aa çok ilginç, tamam. Ragnar seni destekliyorum diyorsa o şehir bizde. Hiç endişeye gerek yok baba, bitti. Üçüncü şehrimizi de aldık bu bölümde. 100 dakikalık efsane bir bölüm oldu bu bölüm. 100 dakika daha olmamış olabilir. Ver şehri, gideceğim. Hadi. Bölümü öyle sonlandıracağım. Ben içeride beklerim abi. Yani turşumu kurabilirsin. Üçüncü şehrimizi almış olacağız böylelikle. Müthiş. 115 tane asker toplayabiliyorum bu arada. Hey maşallah. Evet efendim, bekliyorum. Sevgili Ragnar kararı katırlarla iletiyor galiba. Dama falan oynuyor sanırım. Ha, çok teşekkür ederim Bol Gamers. Sağ olasın. Abi 18,5 liraya mı ne aldım? Yani şimdi size karşı... Aha! Şerefi kabul et ve Tir şehri de artık benim. İşte bu. İşte bu. Ha şimdi size karşı hani böyle damacımı yapmanın lüzumu yok diye düşünüyorum. Evet, bazen çok uzun sürebiliyor. Yani videonun render işleminden ziyade YouTube'daki işlemi çok uzun sürüyor sevgili dostlar. Yani her bir video için aşağı yukarı 10 dakika falan ayırmam gerekiyor. Yani misal bazı günler atıyorum 20 tane video yüklüyorum ya, 3 saat 4 saat kafadan sadece videoya gidiyor. Hani yayın yapabileceğim, video çekebileceğim vakitte biraz uğraştırıyor. Onun dışında render işi falan çok yormuyor beni, yalan olmasın. Render işi de olsa ne oluyor? Atıyorsun videoyu render'a. Misal veriyorum. 1 saatlik bir videonun işlemi 40 dakika falan sürer aşağı yukarı. O 40 dakikada ben geziyorum, ediyorum. Hani böyle bir çayımı çorbamı içiyorum falan. Hallediliyor bir şekilde şükür. Her şey yolunda. Sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Nord serisinde baya baya açıldık. Artık kaybettiğimiz topraklardan biri olan Tir şehrini de geri aldık. Nord krallığından lordların ihaneti sonrası Vayagir bayrağı dalgalanan, düşman bayrağı dalgalanan şehir artık bizim elimizde ve tekrardan Nord bayrağı dalgalanacak. Bu arada bölüm boyu fark etmişsinizdir, esasında Sarranit askerleriyle uğraştık, Sarranit askerleriyle çarpıştık. Vayagir'in yanına katılan çok fazla Sarranitli lord var. Ve bu beni birazcık endişelendiriyor açıkçası.
Swadia Krallığından da bir savaş ilanı geldi ama iki kalesi olan bir devlet maksimum ne kadar askeri basabilir diye düşünüyorum. Biz North Krallığı olarak çökmüş vaziyette miyiz bilmiyorum abi. Sanırım orijinal neyse herhalde gerçekten özü Nord olan biri kalmadı bizde ya. Bak misal Jarl Haringot, bu adam başka birinden belli. Başka bir klandan, başka bir yerden. Şu kont yazanlar bizden. Jarl Lakem, bak bu da misal Sarranit'ten bize gelen. Bizim Nordlardan çok göçen oldu. Nereye gittiler bilmiyorum da. Nordlardan çok göçen oldu abi. Neyse. Şöyle haritayı son kez bir göstereyim dostlar. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.